Öncelikle geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya en kolay nasıl gelebilirim diye takipçimiz soruyor. Aslında bu çok güzel bir soru. Çok genel bir soru. Ama gerçekten merak edilen bir soru durumuna gelebiliyor. Ben bu soruyu şu şekilde cevaplayabilirim. Kişilerin durumuna, eğitim durumu, iş durumu, konumları, Amerika'da bir bağının olup olmadığı, bir yakınının olup olmadığına göre aslında kişinin ne kadar kolay gelip gelemeyeceği değişebilir. Ama farz edelim bu soruyu soran arkadaşımızın Amerika'da bir bağ yok ve Türkiye'de buraya nasıl gelebileceğini sorabilen bir arkadaşımız. O zaman şunu diyebiliriz. Kişilere bizim genelde tavsiyemiz şu oluyor. Eğer siz Amerika'da bir iş yapmayı ya da iş kurmayı, yatırım yapmayı ya da okumayı bu tarz bir şeyleri düşünüyorsanız önce bir Amerika'ya gelmeyi deneyin diyorum. Bu da tabii bir turist vizesi alarak Amerika'ya gelmeye çalışın diyoruz. Çünkü bu sayede Amerika'ya geldiğinizde burada en azından nerede yaşayacağınızı, ne iş yapmak istediğinizi ya da nerede ne adımlar atmak istediğinizi karar vermeniz çok daha yerinde olacak. Dolayısıyla bizim bu noktada kişilere ya da bu değerli takipçimize vereceğimiz cevap şu olacak. Amerika'ya turist vizesini alıp çok rahat bir şekilde önce gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu hem en kolay, en hızlı şekil olacak ve hem de sizin Amerika'ya geldiğinizde kafanızda daha sonraki planlarınızı netleştirmesine de imkan verecek. Ve bu tarz Davranan arkadaşlarımızın da başarılı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyem en kolay gelebilmek için bu yönde olacak diye e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizin sorduğu soru da şu yönde. Psikologların Amerika'da denklik ve çalışmalarıyla ilgili bilginiz var mı diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Tabii kendim psikolog değilim ama tabii psikolog arkadaşlarımız var. Ama benim burada bu soruyu vereceğim cevap şu olacak. Amerika'da hani kişi sadece... İşte ben sertifika programını aldım ya da sertifika programını bitirdim. İşte psikologluk yapabilir miyim demesi mümkün değil. Yani psikolog olabilmesi için bir kişinin burada örnek veriyorum bir üniversite eğitimi yapıyor olmuş olması ve hatta gerekirse üst eğitimlerini tamamlıyor olması ve ondan sonra da lisansı e, alıyor olması gerekecektir. Çünkü Amerika'daki eyaletlerin çoğuna bakarsanız hepsinde e, değişilebilir bazı eyaletlerden bazı eyaletlere çalışabilmesi için psikolog olacak kişiler o eyaletlerde psikolog lisansını alıyor olması gerekecek. Dolayısıyla şu şekilde düşünmeyin sakın. Ya ben üniversite okudum. İşte Türkiye'de Psikoloji üzerine okudum İşte Amerika'da ben psikolog olabilir miyim demeniz yeterli olmayacak. Denklik noktasında tavsiyem eğitim alacağınız öncelikle Amerika'daki bir üniversiteyle görüşüp onların sizin Türkiye'de aldığınız eğitimi denklik olarak kabul edip etmeyeceklerine bakmanızda fayda var. Yani denkliği almanız gereken kurumdan da denkliğinizi alıp ama eğitim noktasında bunun ne kadarı sayılacak ve üzerine daha ne kadar kredi alıp ya da almayacağınızı öğrenmenizde fayda var ve dolayısıyla çalışacağınız bulunacağınız eyaletten eyalete de o gerekecek o lisansı elde edip yani çalışma izni verecek o lisansı alabilmeniz için de hangi sınavlara girmeniz gerektiği ne yapmanız gerektiğine bakıyor olmanız lazım. Yoksa tabi ki normalde Amerika'da ulusal anlamda psikologların gireceği bir sınavda mevcut. O sınavı da halletmeniz gerekecek deyip yalnız tavsiyemi tekrar yenileyeceğim. Bu psikolog arkadaşımıza tavsiyemiz kesinlikle eğitim alacağı okula baksınlar. Amerika'da bir de yaşayacakları eyaletteki gerektiklere yani ne tür yani psikolog olabilmesi için neleri yerine getirmesi gerektiğine bakmasında fayda var deyip kendisinin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da çalışma vizesi türleri nelerdir? Kısaca açıklayabilir misiniz diye takipçimiz bize genel bir soru tabii ki soruyor. Ama ben hemen onu da kısaca bilgilendirmek için bu sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Amerika'daki çalışma vizelerine baktığımızda öncelikle şunu bilmeniz lazım. Çalışma vizeleri kişilerin eğitimi, tecrübesi, çalışacaklar firmanın kapasitesi ya da alanına göre değişebilir. Genelde üniversite mezunu eğitimi olan kişiler H1B denilen çalışma vizesinden faydalanabilirler. Eğer ki Amerika'daki bir sponsor firma onların üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyonda çalışmalarını gerektiriyorsa. Örnek vereyim. Belki arkadaşımız ne okudu? Mühendislik okudu ve Amerika'daki bir firmada mühendis olarak çalışması gerekiyor. Tabii şunu unutmayın. Mühendislik örneğini veriyorum ama tabii mühendis olabilmek için Amerika'da da yapılması gerekenler var. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sadece şey noktasını belirtmek için anlatıyorum. Nitelik noktasını. Ya da başka bir örnek vereyim. Kişi diyelim bilgisayar uzmanı, program yapıcısı ya da oluşturucu kişi olduğunu düşünelim. O zaman o kişinin üniversitede information teknoloji dedikleri değil mi? Bilgisayar alanında eğitim almış olması gerekecek ki böyle bir işi yapabilsin. Dolayısıyla H1B vizeleri genelde bu tarz çalışma izni gerektiren pozisyonlar ya da çalışmaya imkanı verecek bu tip pozisyonlar için verilen bir vize türüdür. Önemli olan nokta ne? Sizin için Amerika'da bir firmanın sponsor olması lazım ve firmanın sizi çalıştırmak istediği pozisyonunda en az üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyon olması lazım ve sizin de o üniversite eğitimine ya da denkliğine sahip olmanız lazım ve bu şekilde siz H1 bir vizesi altında İş size sponsor olduktan sonra çalışma imkanınız olacak. Diğer bir çalışma vize türü H2B vizeleri var. Bu da H vizesi altında olan geçici işçi sorununu çözen Amerika'da ve herhangi bir vasıf gerektirmeyen işlerden oluşan bir çalışma vize türüdür. Örnek vereyim belki bir yerde işte inşaat firması var ve geçici işte belli bir, bir, bir projede çalışıyor ve oraya ustalar getirmesi gerekiyor. O ustaların gelip çalışabileceği bir geçici vize türü olabiliyor b Diğer bir vize türü örneğine baktığımızda verebileceğimiz O1 vizeleri var. O1 vizeleri sanatçı vizesi dediğimiz bir vize türüdür ve bunlar sanatçıların yani başarılı olan yetenekleri ya da sanatçıların girebildiği bir vize türüdür. Eğer siz belli bir alanda başarınız varsa ve bunu ödüllendirilmişse hakkınızda haberler varsa kesinlikle O1 ilerleyeceğiniz bir çalışma vize türü olacaktır. Diğer bir çalışma vize türü sizin yatırım yaptığınız ya da ticaret yapabileceğiniz E1 ya da E2 vize türlerinde olacaktır ve siz de bunlarla Amerika'da iş kurarak, iş yaparak, ticaret yaparak belli bir vize türüne gidiyor olacaksınız. Diğer bir örnekte de şirketler arası transfer vizeleri var. Bunlara da elvan vizeleri deniliyor ve bu elvan altında da eğer sizin Türkiye'de çalıştığınız bir firmanın Amerika'da da şubesi ya da merkezi var ise Amerika tarafına siz transfer yapılacaksanız bu transferinizi elvan vizesi altında yapabileceksiniz deyip genel olarak bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir diğer takipçimizden gelen bir soru şu yönde: Eğer Green Card çekilişini kazandım diyelim ya da kazandığım takdirde, iki diyabet hastası olmam, Green Card mülakatında ve sağlık raporunda sorun oluşturur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim: Genelde sizin green card'ı almanızda sağlık sorunlarının bir sorun teşkil etmesi, eğer sizde olan hastalık Amerika'da topluma bir zarar oluşturacaksa, yani bulaşıcı hastalıkların içine giriyor ve sizden burada Amerika'da bulunacak diğer insanlara bulaşacaksa evet o zaman green card'a gitmede sorun ortaya çıkacak. Ama sizin durumunuzda bahsettiğiniz şey şeker hastası olan bir durum ve biri şeker hastası diye bundan geri çevrilme durumu söz konusu olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da illegal yaşarken Türkiye'de green card çekişini kazanırsak ne yapmalıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şu. Eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız ve yasal durumunuz yok ise ya da yasal durumunuzu kaybettiyseniz o zaman siz Çekilişten çıkan yeşil karta hak kazanamıyorsunuz. Siz bir süre Amerika'da önceden kaçak kaldıysanız ama Türkiye'ye döndüyseniz Amerika'ya tekrar gelmenizi gerektiren bir yasak yok ise ve çekilişi kazandıysanız yeni o zaman sizin Amerika'ya gelmenizi engel teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Ama Amerika'da bulunuyorsanız ve yasal değilseniz maalesef bu çekilişten dolayı hak kazanamayacaksınız. Eğer ülke dışındaysanız da Amerika'ya gelmenizi engelleyecek bir yasakla karşı karşıya kalmamanız lazım. Mesela Amerika'da bir yıldan fazla kaçak kalmış ve ülkesine dönmüş Türkiye'ye o kişi 10 yıl gelemez. Yani bu arada çekilişten bile çıksa Amerika'ya gelmesi mümkün olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da F1 vize sahibi bir kişinin eşi için F2 vizesi alma işlemi nasıl yapılır? Bu işlem zor mu yoksa kolay mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Durum şu eğer Kişi Amerika'da ise ve F1 vizesini aldı ve eğitimini yerine getiriyorsa teknik olarak eşi ve 21 yaşından altında çocukları F2 vizesini hak kazanıp gelmeleri mümkün. Bu başvuruyu yapılma tarzı da Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapıp F2 vizesi alması için gerekli doldurması gereken formu ve başvuru ücretini ödendikten sonra bu başvuruyu yapabilecektir. F2 vizesini çocuk ya da eşinin alabilmesi için ise Amerikan konsolosluğunun gerçekten onların Amerika'ya geçici amaçla yani F1 vize sahibi olan kişinin yanında bulunma amacıyla sadece geleceklerini ve buradaki program tamamlanınca geri dönecekleri kanaatinin değişmemesi gerekmektedir. Eğer değişirse ve o kişilerin tekrar Türkiye'ye dönmeyeceğini düşünürse Amerikan Konsolosluğu maalesef F2 vizesini vermeyecektir. Soru zor mu kolay mı tarafını söylemek çok zor. Kişiden kişiye ve görevden görevliye değişecektir bu karar ama eğer sizin Türkiye'de bağlarınız varsa alamamanız için bir sebep yok. Gün sonunda sadece f sahibi kişiden dolayı F2'yi alıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yaklaşık 5-6 ay içinde aile birleşimi vizesi için vize randevu tarihim belli olacak. Vize randevuma nerede gireceğimi kendim seçebilir miyim? Yani turist olarak gittiğim bir ülkede vize randevumu orada gerçekleşmek istiyorum. Bu mümkün müdür acaba diye bize takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim siz hani istediğiniz her ülkedeki Amerikan konsolosluğunda görüşmeye girmeniz mümkün olmayacak. Burada belki belli ülkelerde olabilir ama genelde kural eğer kişi göçmen vizesini alacaksa burada aile birleşimiyle geliyorsa yaşadığı ve vatandaşlığının ya da ikamet kanunun olduğu ülkedeki Amerikan konsolosluğu üzerinden ancak görüşmesine girecektir. Yoksa turist olarak bulunduğu başka bir ülkeden bu tip bir görüşmeye girmesi mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden gelen diğer bir soruya geçiyorum geçen haftadan kalan. Göçmenler için alınan sağlık raporunu kendi ülkemden almak zorunda mıyım yoksa bu konsolosluğun gösterdiği farklı ülkelerdeki hekimler tarafından temin edilebilir mi? Konsolosluğun sitesinde Türkiye adresini veriyor ama anlamadım başka ülkeden alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz göçmenlik vizesine başvurduğunuz için göçmenlik vizesini alacağınız Amerikan konsolosluğunun istediği gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ve sizin Türkiye'de bulunan Ankara'daki Amerikan konsolosluğu da size Türkiye'deki sağlık raporu olacak yeri gösteriyor olacak. Ve siz de ancak oradan bu sağlık raporunu alıyor olacaksınız. Bunun amacı şunu sakın kaçırmayın. Bir, zaten konsolosluğun bulunduğu yerde yapmanız gerekiyor. İki, konsolosluk sadece o yerle çalıştığı için sizin de oradan almanızı istiyor ki bir, farklı bir durum oluşmasın diye. Dolayısıyla bu noktada siz başka bir yerden alamayacaksınız. Sadece Türkiye'deki Amerikan konsolosunun yönlendirdiği ofisten alıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu önde: Amerika'da E2 vizesi olan ve hali hazırda işletmesi mevcut olan bir Türk vatandaşının yanında çalışmak için Türkiye'den H2B vizesini başvurusu yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Eğer Amerika'da E2 vizesi olan bir iş yeri varsa, işletme var ise ve bu işletme yanına bir Türk vatandaşını Türkiye'den almak istiyorsa bunu yapabilir. Aslında o zaman H2B'den ziyade E vizesi altında o kişiyi çalışan olarak getiriyor olabilir. Mesele sadece firmanın E2 özelliği sahip olan yatırımcının ve firmanın neden diğer bir Türk vatandaşına hangi pozisyonda niye ihtiyacı var olduğu durumu göstermesi gerekiyor. Bunu yapabildiği sürece kişi herhangi bir sorun yaşamadan ilerliyor olabilecektir. İkinci bir durum ise tabii ki H2B vizesi için başvuru yapabilir miyiz noktası. H2B vizesi için başvuru yapabilirsiniz ama önemli olan nokta gerçekten iş yerinin veya size alacağı pozisyonun buna uygun olması ve pozisyonun geçici olması. Eğer bunun geçiciliğini gösteremiyorsa ve ufak bir işletmeyse ise h zorlanabilirsiniz deyip takipçimizin daha çok ev vizesi altında çalış olarak gelme durumunu değerlendirmesini sanki çok daha mantıklı görüyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen diğer soru da şu yönde. B1, B2 tur vizesini aldık. Benim vizemin olduğu sayfada fotoğrafımın altında iki tane yıldız var. Ablamınkinde bir tane yıldız var. Amerika tur vizesinde bulunan bu yıldızların özel bir anlamı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki konsolosluk bu tip bir vize damgaları verirken belli kodlamalar ya da şifreler kullanabilir. Bu onların kendilerinin yapacağı ya iç düzeye, ya içsel ya da operasyon anlamında belli bir anlamı olabilecektir. Ama sizin çok kaygılanmanızı gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gün sonunda vizenizi almış durumdasınız. Dolayısıyla bir anlam ifade edebilir belki o yıldızlar ama bu konuda sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Dolayısıyla bu da sadece onların içsel ya da içteki işleyişi noktasında bir belli bir teknik bir durum olabilir. Dolayısıyla sizin endişelenmeniz gerekecek bir durum olacağını düşünmüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden hukukçu anladığım kadarıyla avukat bir takipçimizden gelen soruda şu yönde. Amerikan hukukunu öğrenebileceğimiz ve fikir sahibi olabileceğimiz kaynaklar nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle tavsiye edebilirim. Amerikan hukuku ile ilgili okumak istediğiniz kaynaklarda direkt belli bir kaynağa yönlendirmektense eğer internet ortamından da bakarsanız e, sizin için en uygun olan kitabı ya da kaynağı alabilirsiniz. Burada önemli olan alacağınız kaynak şeyle ilgili olabilir. Amerikan hukuk sistemi ile ilgili olabilir. Amerika'daki hukuk sisteminin işleyişi işte e, common law denilen sistemin ne anlama geldiği, eyaletler ve federal anlamda hukuk sisteminin nasıl işlediğini öğrenebileceğiniz bir kitabı tavsiye ederim. Yani Amerika'nın hukuk sistemi aslında diye bir e, online, bunu isterseniz online bir mecradan da seçerseniz çok daha yerinde olur diye bu avukat arkadaşımıza iletmiş olalım. Evet Diğer bir takipçimizden e, gelen e, soru da şu yönde. Amerika'da şirket kurup ithalat yapmak için izin almamız gereken kuruluşlar nelerdir? Amerika'ya ithalat yapmanın genel pozisyonu açıklar mısınız? İthalat yapmak demek, Amerika'ya getireceğiniz ürünler demek, getireceğiniz ürüne göre değişebilir. Buradaki e, mesele... E, tabii şuna gelecek, sizin Amerika'ya getirmek istediğiniz ürünlerin belli bir kurum tarafından uygulamaya ya da e, şey imkanı sağlar mı? Bu önemli olan nokta. Yani herhangi bir izne ihtiyaç duyan bir durum söz konusu mu değil mi? Postüre uygun mu değil mi? Buna bakmak lazım. Şimdi örnek veriyorum, eğer siz bir gıda ürünü Amerika'ya getirmek istiyorsanız o zaman tabii ki bunun izni almanız gerekecek. Bunun izni almak için de sizin yapacağınız başvuruyu Food and Drug Administration denilen, FDA denilen kurumdan bu noktada izin almanız gerekecek. Ya da siz Amerika'ya bir ilaç tarzı, işte temizlik şeyi tarzı ürünler sokmak isteyeceksiniz. O zaman Food and Drug Administration'dan onay almanız gerekecek. Bunun için de Food and Drug Administration'a ulaşıp bu noktada siz ülke dışından getireceğiniz ürünün buradaki kriterlere uygun olup olmadığı yönünde izin almanız gerekiyor olacak. Yoksa hani çok farklı bir ürün getiriyorsunuz bir tekstil ürünü getiriyor olabilirsiniz. Çok farklı bir izin almanızı gerektiren bir durum yok. Önemli olan Amerika'da şirketinizi kurmuş olmanız, şirketin vergi numarasının oluyor olması ve ondan dolayı da şirketinize ülke dışından getireceğiniz o tekstil ürünlerini getirmeniz ve gümrükte de bunların vergisini ödeyip ülkeye sokmanız yeterli olacaktır deyip takipçimizin sorusuna böyle birkaç örnekle cevap vermiş olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Şubat'ta Göçmenlik vizesi mülakatım vardı. Eşim kararsız kaldığı için gidemedim mülakata. Eş ve çocuklarım için başvuru da vardı. Yalnız eşim hazır değil gelmeye ben de hakkımı kaybetmek istemiyorum. Şimdi Nisan 1'e yeniden randevumuz geldi. Tek başıma görüşmeye gitsem red diye düşünüyorum. Nasıl yapmam gerekir diye bize iletiyor bu değerli takipçimiz. Eğer siz göçmenlik vizesini hani çekilişiyle, kurasıyla bu hakkı kazandıysanız ve bu kazanan sizseniz eşiniz değilse o zaman siz Nisan görüşmeye eşiniz gelmeden gidebilirsiniz. Siz vize, vizenizi alıyor olacaksınız ama eşiniz alamıyor olacak. Eğer eşinize çıkmışsa bu göçmenlik vizesi çekilişten o zaman o gelmeden sizde almanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. İş yeri üzerinden alınacak green card neticesinde kaç yıl sonra Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabiliriz? Ayrıca evli olma durumunda green card aldıktan sonra onlar için de başvuru yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. İş yeri üzerinden siz green card'a başvurduktan sonra ve green card'ınızı aldıktan sonra 5 yıl geçince Amerikan vatandaşlığına hak kazanıyorsunuz. Eğer siz green card başvurunuzu yaparken eşinizin ve çocuklarınızın da 21 yaşın altında çocuklarınızın da almasını istiyorsanız siz yeşil karta geçerken onlar da sizinle beraber yeşil karta geçebilecekler. Ama yok siz green kartı önce aldınız ve ondan sonra onların da alması planlanıyorsa o zaman siz aldıktan sonra eş ve çocuklarınızla green card başvurusu yapabileceksiniz ve onlar da eğer çocukların yaşı da 21'in altındaysa ve eşiniz de yaklaşık 2 yıl bir sürede yeşil kartı alıyor olacaklar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da work and travel öğrencilerine orada yaptıkları harcamalar için Amerikan hükümeti tarafından verilen öğrenci yardımı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan hükümetinin bu tarz bir destekleme ya da öğrencilere yardım durumu yok. Eğer öğrenciler buraya work and travel'a geldiyseler zaten de olsa belli bir miktar maaş alıyor olacaklar ve yaptıkları harcamalar da kendi harcamaları olacak. Dolayısıyla devletin, Amerikan hükümetinin bu noktada öğrencilere bir yardım durumu söz konusu değil. Geçen haftadan değerli bir takipçimizden gelen soru da şu yönde Amerika vatandaşı olan kişiler istedikleri herkese Amerika vizesi için davetiye gönderebiliyorlar mı? Yoksa bir akrabalık bağı olması şart mı? Örneğin ben amcam ve yengem turist olarak Amerika'ya gelmeleri için davetiye gönderebiliyor muyum diye takipçimiz bize soruyor. Benim bu değerli takipçime ilk söyleyeceğim olay şu. Davetiye mektubu göndermek her zaman için olumlu bir anlam göstermez. Yani kişinin bak beni Amerika'da davet eden biri var demesi ona vize verilmesini gerektiren bir durum değildir. Dolayısıyla bu aslında ek bir yapılan bir adım ve işte bak hani ben e, gittiğimde bu kişiyi görmek amacıyla ya da bu kişi dâhî ediyor diye gittiğim dediğin süreci kanıtlar bir adım oluyor. Dolayısıyla çok şart bir davetiye durumu değil. Ama tabi Amerikan vatandaşı diyelim bir kişi. İster aile bireyi, ister arkadaşı, ister aile dostu nu davet edebilir ve bunu davet etmek için de gerekli bir yazıyı sunabilir ve onlar için bir masraf da yapacaksa gelir durumunu da gösterebilir. Dolayısıyla bunda bir engel yok. Yani ortada bir akrabalık bağı gerekmiyor ama şunu unutma. Sonuçta Amerikan konusunda görevliler neden bu kişi bunu davet ediyor? Acaba başka bir durum mu var diye şüphelenip aslında vize verecek şey vize vermeme yoluna da gidebilirler. Yoksa ee, bu davetli durumu şart bir durum değil demem gerekiyor sizin için. Eğer siz amcanız ve yengenizin Amerika'ya gelmeleri için davetiye de bulunmak istiyorsanız önemli olan tabii siz burada Amerika vatandaşı mısınız? Yeşil kartınız var mı? Sizin yasal durumunuzda ne olduğu önem arz edebilir. Dolayısıyla sizin eğer Amerika vatandaşıysanız, yeşil kart sahibiyseniz çok daha mantıklı olabilir. O kişiyi davet ediyor olmanız deyip bu değerli takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde: Türkiye'deki aile şirketimize yönetici olarak kaydımı yaptırdım. Aynı şirketin Amerika'daki ayağına da iki yıldır legal olarak aktif olan bir şirket ile mürdür yaparak kurduğumuzda ben yöneticisi olarak elvan vizesi veya green card alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim, bu tarz bahsettiğiniz bir yöntemde tabii ki eğer siz Türkiye'deki aile şirketinin yöneticisi olarak kayıt yaptırdıysanız sadece kayıt yapmanız yeterli değil biliyorsunuz orada fiziksel olarak bulunmanız da gerekiyor. Yani ülke dışındaki firmada ki burada Türkiye'deki aile şirketinizde son 3 yıl içinde 1 yıl çalışıyor olmanız gerekecek. Ve dolayısıyla bunun anlamı Amerika dışında 1 yıldır bulunuyor olmanız gerekecek. Dolayısıyla siz hem Amerika'da bulunup hem orada kayıt yapıp oradaki çalışmayı buradaki transferi kullanmanız mümkün değil. Ama siz Türkiye'de bulundunuz ve bir yılınız geçti. Ve oradan sonra burada Amerika'da ister yeni firma kurulsun, ister merge olsun, yani satın alınsın, birleşsin. Önemli değil, önemli olan. siz Türkiye'deki firmanın son 3 yıldır bir yıl içinde bulunuyor olmanız ve Amerika'daki firmayla de Türkiye firmasına bağın oluşmuş olması ve ondan sonra siz Elvan vizesini denemeniz ve Elvan'dan sonra da Green Card'ı değerlendirmeniz bir opsiyon olarak önünüze geliyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika, Kanada ve bazı ülkelerde olduğu gibi iltica eden kişilere iş bulana kadar belli bir para yardımı yapıyor mu diye takipçimiz soruyor. Amerika'da böyle bir yardım yok. Yani Amerika biliyorsunuz yapısı noktasında bu tarz başvurusu yapan kişilere bile sadece e, 150 gün sonra çalışma izni imkanı verir Yoksa onlara belli bir parasal destekte de bulunmaz. Ama tabii kişilerin başka talepleri olabilir. Ama dediğim gibi 150 gün sonra onlara çalışma izni veriliyor olacaktır. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Amerika Turist Lisesi almak istiyorum. Önerileriniz nelerdir diye takipçimiz soruyor. Bu değerli öğrencimize tavsiyem okuldaki not ortalamalarını ve başarılarını bence iyi durumda tutsun. Ve bu dönem de bitmek üzereyken ya da bittikten sonra Amerikan Konsolosluğu'nda bu yaz için Turist Lisesi başvurusu yaparken de Yanında hem işte not ortalamalarını, hem okuldan okula devam ettiğine dair yazısını, hem Türkiye'deki finansal durumu ve bağlarını kanıtlayacak evrakları bir yere getirmesi ve bu şekilde görüşmeye gidiyor olmasını tavsiye edeyim ki bu sayede de umarım kendisi de olumlu bir şekilde vizesini alıp gelebilecek. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde: Amerika'da çalışabilmek için vasıfsız bir adama önerebileceğiz en ideal yöntem nedir diye. Takipçimiz bize soruyor. Size önerebileceğim en önemli yöntem, eğer Amerika'da bir size sponsor olacak bir işletme bulabilirseniz, bu geçici işler için olan H2B denilen yani H2B vizesi denilen vize türüne değerlendirmenizi tavsiye ederim ki bu sayede siz belli bir vasıfa ihtiyaç duymadan onların ihtiyaç duyduğu geçici alanda çalışmak için Amerika'ya gelmeniz mümkün olacaktır. Evet bugün canlı gelen diğer bir soru da şu yönde. Work and Travel programı ile geldiğim zaman aldığım SSN numarasını kaybettim. Online öğrenebileceğim bir yer var mı diye takipçimiz soruyor. Maalesef sosyal güvenlik numaranızı online öğreneceğiniz bir yer söz konusu değil. Sadece onu sosyal güvenlik ofisinden öğrenmeniz mümkün olabilir. Ama sosyal güvenlik ofisinden de onu öğrenebilmeniz için burada olmanız ve elinizde o numarayı hak kazandığınız ya da kullanabileceğiniz gösterecek bir tekrar belki bir work and travel programı en ideali olan olacaktır. Diyelim siz bir work and travel programı ile geri gelecekseniz geldiğinizde bunun kartınızı kaybettiğinizi ve tekrar numaraya başvurmak gerektiğinizi sosyal güvenlik ofisine gösterirseniz bu şekilde sosyal güvenlik numaranızı tekrar alabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben bir üniversiteden sporcu bursu kazandım ve finansal durumumu göstermek için eniştemden hesabıma para yatırmasını isteyeceğim. 37.000 TL. Önebileceğiniz yol nedir? Abayın Kan Konsolosluğu eniştemin sponsor olmasına herhangi bir olumsuz bakışı olur mu? Veyahut annem kredi çekebilir ve hesabıma aktarabilir bu parayı ne yapmamızı önerirsiniz finansal kanıtlama için. Eğer siz bir üniversiteden zaten kabul aldıysanız hatta onlar size burs veriyorsa tabii ki onlardan alacağınız bir I-20 olacak. Ve I-20 formunda sizin ne kadar finansal durum göstermeniz gerektiğiniz yazacaktır. Dolayısıyla o finansal durumu karşılayacak kadar miktarı hazır etmeniz gerekecektir. Ya siz ya da sponsorunuz bunu yapabilir. Sponsorunuz anneniz de olabilir ya da amcanız da olabilir ya da arkadaşınız. Bunda bir engel yok. Ve bu paranın tabii hani kaynağını diyorsanız net göstermek istiyorsanız tabii ki anneniz kredi çekebilir ve hesabınıza yatırabilir ve siz de bu sayede siz bu finansal durumu nereden elde ediyordunuz denildiğinde annemden elde ettiğinizi dile getirebilirsiniz. Yani direkt annenizden alıp size aktarılıp benim para demenizden ziyade anneniz bu parayı çekebilir ve size gösterebilir. Yani gün sonunda ya olabilir eğer diyorsanız eniştemin durumu çok daha güçlü olabilir sponsorluk için. O zaman eniştenizi sponsor olarak gösterebilirsiniz. Ve onun finansal durumunu kanıtlamanız belki çok daha mantıklı olur. Ve kanıtlama noktası da tabii eniştenizin finansal durumu, bank hesaplarındaki değeri işte ya da parası ya da iş yapıyorsa ne iş yaptı. Bu tip belgeleri kanıtlayarak bu finansal durumun yeterli olduğunu göstermeniz yeterli olacaktır. Evet bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tane daha alacağım. Türkiye'de kurduğunuz şirket üzerinden kazandığımız paralar ile E2 yatırım vizesi alabilir miyiz? Evetse paranın kaynağı için sadece şirketin bilançosunu göstermek yeterli midir? Çok güzel ve öz bir sorular aslında. Şöyle söyleyebilirim. Kurduğunuz şirketiniz üzerinden kazandığınız paraların Amerika'daki E2 vizesi alma yatırım için kullanabilirsiniz. Bunu kanıtlarken de sadece şirketin bilançosu değil, şirketin vergi beyanları, şirketin vergi levhası, resmi gazete çıktısı, faaliyet belgesi, bilançosu ve banka hesap hareketlerini göstererek o paranın oradan kazanıldığını, elde edildiğini göstermeniz önemli olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.